Evet değerli arkadaşlar, kıymetli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Kaç gündür aranızda yokum, herhangi bir paylaşımda bulunmuyordum. Sizlerin özel ricası için bu paylaşımlarda bulunacağım. Bana diyorsunuz ki, kardeşim bizim etrafımızda neden dostumuz, arkadaşımız yoktur? Bana diyorsunuz ki kardeşim düşman bir şey yapamıyor ama ne yapacağı belli değil diyorsunuz. Bak ben bir araştırmacı yazar değilim. Ben bir tarihi okuyan bir adam da değilim. Ama siz eğer benim fikrimi bilmek istiyorsanız, bazı arkadaşlarınızı, dostlarınızı tanımak istiyorsanız onların nabzını ölçmeye çalışın. Ne yapacaksınız? Fikirlerini öğrenmek için, yani kendi üzerinizde. O adam seni çekemiyorsa, o adam senin iyiliğini istemiyorsa, seni kendine rakip görüyorsa fikir olarak, bir şekilde deneyeceksin, sana karşı ne hissettiğini hepsini bulacaksın. Düşmanlık konusuna gelince, eskiden düşmanlık vardı ama şimdi düşmanlık yok. Çünkü eskiden toplulukla düşmanlık yapılırdı. Topluluk vardı diye düşmanlar çoğalıyordu. Ama şimdi düşmanlar sadece kendi evinde kendi hesaplarını yaparak, benim evimde benim iki tane üç tane arkadaşım var ya da dostum var, kardeşim var. Yarın bir şey yaptığım zaman benim arkamda üç kişi durur ya da beş kişi durur. Ben bunun tedavisini de, bunun hesabını da nasıl vereceğim? Ya da ben bunun ağır bir şey yaptığım zaman bunun hesabını nasıl yapacağını düşünür. Hani dostunun düşmanını tanımak istiyorsanız kendi fikrinizle, mantığınızla iş yapın. Bir başkasının kelimesiyle ya da bir başkasının yönlendirmesiyle iş yapmayın. Kendinizi bir maşa olarak kullandırırsınız. Bu bir gerçektir. İkinci bir konu. Hayatta tecrübeli insanın kesinlikle dostu da olmaz, arkadaşı da olmaz, yoldaşı da olmaz. Başarılı insanın arkadaşı da olmaz, kardeşi de olmaz, dostu da olmaz. Çünkü sürekli başarıya giden yolunu hep kapatmaya çalışırlar. Benim bu fikrime katılan da olur, tepki gösteren de olur, buna saygı duyarım. Ama kesinlikle bu saatten sonra kendinizi eğer taşımak istiyorsanız, bir yerlere varmak istiyorsanız, kendiniz kendi evinizin hesabını yapın. Dostunuzu, düşmanınızı bırakın, bir kenara bırakın. Geçmişi kurcalamayın. Çünkü geçmiş geçmişte kalır. Geleceğinize bakın. Geleceğinizi güzel şeylerle yapmak istiyorsanız güzel şeyler önerin. Çocuklarınıza güzel şeyler öğretin. Çünkü dünya artık bu şeylere kilitlenmiş. İyi bir şey yaparsan iyi bir insan anılırsın. Kötü bir şey yaparsan kötü olarak anılırsın. Hayatta doğru olan şey neyse onu yap. Çekememezlik herkesin içinde vardır. Çekememezlik dünya üzerinde var yani. Sadece akrabalık içinde, dostluk içinde yok yani. Bu dünya üzerinde var. Ben fikrimi şöyle ifade etmek istiyorum kardeşlerim. Her ne olursa olun, laflarınızı dikkat edin. En son kullanacağınız lafları ilk başta kullanmayın. Hani bir laf vardır ya. Diyor ya, cinsine tükürdüğüm cinsine tek çeker, katranı kaynatsan ne olur? Olur mu şeker? Doğru mu? Saygılar.